İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü Televizyon'un yayınında siyaset gündemindeki başlıkları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çok izlenen, mesleğe çalım atan Alevi başlıklı videosu ile ilgili böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kaldığını hissetmesinden kalbim çok acıdı dedi. Millet İttifakı'nda henüz kim bakan olacak konuşmadık diye ekledi ve bu arada Muharrem İnce'nin adaylığı sorusu geldi. Bakın buna ne cevap verdi. Ben de medyadan duydum. Nasıl karşıladınız efendim? Ben bir tarafıyla yani böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Şimdi Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Türkiye'den gitmişiz. Ama Türkiye'ye geri döndüğünüz zaman biz birçok şeyleri yaşadık bu ülkede. Ben Kırıkkale'de Sayın Erdoğan bize yani gayrimilli dediği için Bilge Yılmaz'ı çıkardım. Bilge Yılmaz inşallah dedim ekonomiyi o yönetecek. Fakat onun için çıkartmadım. Yani ekspertizini söyledim. Biz çünkü henüz siyasi partiler kim kimi ne yapacak onu konuşmadık. Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın oy aldıkları yerlerin ne olup ne olmadığını, neresi olduğunu ben bilmiyorum. Fakat bu dediğim sistem üzerinden yani lince, özellikle Sayın İnce'nin linç edilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Kibar bir dille anlatmaya çalışıyorum. Kimse incinmesin diye seçime gidiyoruz ya ondan dolayı. Öbür türlü olsa daha dan diye söylerim de. Kılıçdaroğlu Kars ve Ardahan'daydı. Çok ciddi bir teveccüh vardı. Halka seslendi. Ve bu arada herkese sandığa gitme çağrısında bulundu. Yani staj mağdurlarına ve emeklere verdiği vaadi yineledi Sayın Kılıçdaroğlu. Bakalım o anları. Ben sizden bir şey istiyorum. Bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Millet buluşması turlarını sürdürüyor Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. İlk durağı Ardahan'dı. CHP liderine iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik etti. Büyük beklentileriniz var. Biliyorum. Parayı yerinde kullanırsanız, demek ki kul hakkı yemezseniz, demek ki halka hizmeti, hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan'ı da kalkındırırsınız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız. Gündemine staj mağdurlarını da aldı Kılıçdaroğlu. Sorunun çözüleceği sözünü verdi. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim, hiç endişe etmeyin. İkinci durağı Kars oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Gençlere seslendi. Sizler bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz kentte hem iş bulmalısınız, hem huzur içinde yaşamalısınız. Bir sözüm var. Erzurum'da dahil olmak üzere Kars, Iğdır, Ardahan. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Kalkınma nasıl olurmuş göreceksiniz. CHP lideri emeklilere seçimi kazanması halinde verdiği sözü bir kez de Kars'tan yineledi. Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban Bayramı'nda bankada 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz ve onu bayramda harcayacaksınız. Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı Uşak oldu. İki kırmızı çizgimiz var dedi. Milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir, bayrağımız. İki, vatanımız. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriyelileri yurtlarına göndereceğiz dedi. Suriyeli kardeşlerim için de söyleyeyim. İki yıl içinde, en geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi ülkelerine göndereceğim. Yerlerini, yurtlarını yaparak.